süreyi insanın kendisinin ayarlaması lazım. Bizim tavsiyemiz daha çok kişinin cildinde bir kızarıklık oluşmaya başladığında iş tehlikeli boyutlara varıyor ve güneş yanına doğru ilerliyor demektir. Cilt tipinde en çok etkilenen grup tip 1 dediğimiz açık renk ten, açık renk göz ve açık renk saç dediğimiz gruptadır. Bunlar güneşlendiklerinde hiçbir şekilde yanmazlar, yani bronzlaşmazlar. Her zaman için güneş temaslarında bir kızarıklık, yani güneş yanıkları oluşmaktadır. Daha buğday tenlilerde ise ilk günlerde biraz daha zorlanırken, güneş koruma faktörüyle güneşlenirken daha sonraki dönemlerde ten renklerinde bir koyulaşma gerçekleşebilir. Bu konuda en şanslı olanlar koyu tenliler. Koyu tenlilerin kendilerinin doğal bir bariyeri vardır. Çünkü derilerinde pigment sayıları, pigment üreten hücre sayıları yani melanositler fazla olduğu için güneşle en ufak bir temaslarında bir örtü gibi pigment üreterek cildi kapatır ve güneşe karşı korurlar. Polikliniğimizde acil olarak nitelendirdiğimiz grup burası. Yani bir kişi uzun süre güneşte kaldığında bir güneş çarpması yaşayabilir ya da güneş yanığı yaşayabilir. Güneş çarpmasının belirtilerini uzun süre güneşte kaldıklarında baş dönmesi, susuzluk, hatta tansiyon düşmesi, bazen bayılma gibi semptomlar olabilir. Burada kişinin su dengesini iyi ayarlaması lazım. Mesela uzun süre fark etmiyor, sahilde kalıyor ama hiç su tüketmemiş. Birdenbire vücut ısısının yükseldiğini, yanık dışında vücut ısısının yükseldiğini, baş dönmesinin, tansiyon düşüklüğünün olduğunu görüyoruz. Eğer dikkat edilmezse, bu konuda dikkatli olunmazsa, acil başvurularında hayatı tehdit eder bir durum olabilir. Diğer acil durumsa güneş yanıkları. Kişiler ilk gün bunu çok fark etmezler. Genellikle 24-48 saat içinde ciltte kızarma, hassaslaşma, şişme ve su toplamaları görülmekte. Tabii ne kadar risk grubundaysanız oluşma sıklığı o kadar fazla. O açıdan cilt tipinize uygun güneş koruyucuları kullanmanız, günün belirli saatlerinde güneş temasınızın olmaması çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Öğlenin güneşinde sahile gidip daha gittiğimiz an güneş koruyucuyu sürdüğümüzde aslında yaptığımız büyük hata, güneş koruyucunun daha etkisi başlamadan denize ve sahilde bronzlaşmaya gidiyoruz. Bu çok tehlikeli. Bunu engellemek için özellikle yaş gruplarında, çocuk yaş gruplarında daha sahile gitmeden 20 dakika önce güneş koruyucumuzu uygulamalıyız. 11 ile 4 arası, yani güneş ışınlarının en dik geldiği, etkinliğinin, miktarının en yoğun olduğu saatlerde güneşlenmemeli ve bir miktar kendimizi korumayı öğrenmeliyiz. 6 aydan küçük çocuklarda güneş koruyucuları çok tavsiye etmiyoruz. Burada fiziksel bariyerler önemli. Ne demek bu? İyi bir güneşten koruyucu kıyafet, şapka, gözlük gibi bizi koruyabilen fiziksel olaylarla korumak bize fayda sağlayacaktır. 6 aydan sonraki çocuklarda güvenle güneş koruyucular kullanılabilir. Aynı şekilde yetişkinlerde de cilt tipinize uygun olarak güneş koruyucu kullanabilirsiniz. Kişi eğer yandığını fark ediyorsa en güzel uygulama soğuk uygulamalardır. Su ve havlu, soğuk su ve havluyla tabii kişinin vücut ısısını da çok düşürmeyecek şekilde sık değiştirilen uygulamalarda fayda edecektir. Ama su toplamaları geliştiyse kişi artık bunu daha profesyonel kişilere bırakmak zorundadır bunun tedavilerini. Bazen öyle şiddetli su toplamaları olur ki bazen o bölgeleri açıp boşaltmak zorunda kalabiliyoruz. Böyle durumlarda da yara bakımı çok önemli. Diş macunu uygulamaları, yoğurt uygulamaları vücutta farklı reaksiyonlar oluşturabilir. Örneğin diş macunu kimyasal bir bileşiktir. Kimyasal bir bileşiği yanağa uyguladığınızda ekstra üzerine binecek bir alerjik reaksiyon yara iyileşmesinde çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Yoğurt uygulamaları ne kadar serinlik hissini verse de gerçek bir uygulama olmadığı için soğuk uygulamaların daha çok tavsiye etmekteyiz. Güneşin geç tehlikeli etkileri bu bahsettiğimiz yıllar boyunca tekrarlayan güneş temasında ortaya çıkan deri değişiklikleri. Bu deri değişiklikleri kontrollü bir değişim olabilir ya da kontrolsüz bir değişim olabilir. Kontrollü değişimler daha çok seborik keratoz gibi, et benleri gibi, deride kalınlaşmalar ya da lekeler gibi etki gösterirken kontrolsüz gelişimlerse deri kanserleri olarak ifade edilir. Deri kanserlerinde tabii ki genetik yatkınlık çok önemli. Kişinin ailesinde bir deri kanseri varsa, hikayesi varsa, güneş teması çok yoğun bir işte çalışıyorsa nedir? Örneğin bir tarım işçisi, örneğin açık havada çalışan, gemide çalışan kişiler risk grubu oluşturabilirler. Ya da güneşlenmeyi seven kişilerde uzun dönemlerde deri kanserleri görülebilir. Vücudunuzda daha önce hiç tespit etmediğiniz bir kitle, bir renk değişikliği uyarıcı olmalı. Ya da mevcut beninizde aniden hızlı bir büyüme. Normalde
Uzun dönemde hiçbir değişiklik görmüyorum ama son birkaç aydır benim büyüyor. Ya da bir kanama olması. Ah, bu bende niye kanama var? Ya da birdenbire renginin değişmesi bizim için uyarıcı olmalıdır. Biz zaten benleri tespit ederken, onları değerlendirirken bazı kriterleri dikkate alarak değerlendiriyoruz. Nedir? Çapı, 1 santimden büyük benler, doğumsal olarak ortaya çıkan ve 4 santimden büyük benler, ailesinde kanser hikayesi olan kişiler, beninde birkaç renk birden içeren, yani örneğin düz tek bir renk olan ben varken birdenbire kenarından, ortasından bir renk değişikliği oldu ya da birdenbire kenarından bir kabarıklık ortaya çıktı. Bu bizim için uyarıcı olabilir.